Büşra Hocam, motivasyonumuzu nasıl koruyabiliriz? Şimdi öncelikle motivasyonumuz için diyetisyeninizle sık sık iletişimde olmanız gerekiyor. Biz kendi danışanlarımda da ben özellikle sık sık iletişime dikkat ediyorum. Sık sık haberleşiyoruz. Herhangi bir sıkıntı var mı? Uyamadığı noktalar var mı? Veya tam olarak ne istiyor? Beklentisi neydi? Canı tatlı mı istiyor? Veya canı farklı bir yiyecek mi çekti? Bu yüzden burada aslında diyetisyeninizle iletişimde olmak, sık iletişimde olmak çok önemli. Diğer bir motivasyon kaynağı herhalde hepimizin de hayal ettiği elbiselere, kıyafetlere girebilmek. O yüzden çok sevdiğiniz, çok beğendiğiniz elbiseyi veya kıyafeti alıp belki bir iki beden küçük bir elbise alıp onu asın. Evet, ben birkaç ay içerisinde bu elbisenin içerisine gireceğim diye kendinize söz verin ve her gün gelip geçerken o elbiseyi bakarak kendinizi hayal edin. Diğer bir motivasyon kaynağı ise kendinizin zayıf olduğu dönemlerden aslında bir resim bulup buzdolabınızın üzerine asabilirsiniz. Böylelikle her zaman bu eliniz buzdolabının kapağına gittiğinde o resmi orada göreceksiniz ve aslında neden başladığınızı, neden zayıflamak istediğinizi tekrar hatırlıyor olacaksınız. Aslında bunlar günlük hayatta uygulanabilen şeyler, çok zor şeyler değil. Yeter ki bu işte gerçekten isteyelim, çünkü obezite zaten günümüzde çok ciddi bir sağlık sorunu ve gün geçtikçe daha da artıyor. Bu yüzden bu minik önlemlerle aslında motivasyonumuzu çok güzel koruyabiliriz.